global medya diktatörlüğü ve batıda algı operasyonları. Daha önce belirttiğimiz gibi bir kısım batılı yazarlar 100 yıllık planın uygulamaya geçebilmesi için bir kısmı da PKK'nın emperyalizm maskesine gerçekten inandığından yoğun bir algı operasyonu ve adeta bir mühendislik çalışmasına yönelmişlerdir. Elbette burada dünyaya hakim olan global medya diktatörlüğünden de bahsetmek gerekir. Şu anda dünyanın önde gelen ana akım medya organlarının destekleyicileri ve karşı duracakları ülke, kişi, sistem, ideoloji ve kurumlar belirlenmiştir. Proje, gücü elinde tutanların desteklediğini desteklemek, desteklemediğini de alabildiğine kötülemek üzerine kuruludur. Global medyanın parçası olanlar hiçbir şekilde bunun dışına çıkamazlar. Verilen haberler bu doğrultuda verilmeli, köşe yazarları da bu doğrultuda yazılar yazmalıdırlar. Söz konusu sistem bir diktatörlük olduğundan bu kurallara uymayanlar mutlaka duşlanmaktadırlar. Tüm dünyanın bildiği fakat sessizce kabul ettiği bu sistemde algı mühendislikleri de ona uygun şekilde yapılır. Global medyanın idarecileri kimi zaman hedefledikleri coğrafyada kullanabilecekleri bir kısım kişileri devreye sokup diledikleri hedeflere kolayca ulaşabilmektedirler. Global medya diktatörlüğü işte bu yöntemi özellikle son dönemlerde yoğun olarak PKK'ya yönelik olarak kullanmaya başlamış ve söz konusu algı yönlendirmenin etkisiyle bir kısım ülkeler PKK'nın terör listesinden çıkarılmasını bile dile getirir hale gelmişlerdir. Öyle ki yaklaşık 40 yıldır Türk askerini, Kürt halkını acımasızca şehit etmiş olan, sadece kalleşçe, sinsice saldırmayı bilen bu kahpe örgütün üyelerinin bir ayı yavrusunu severken resimleri gündeme oturmuş ve şu başlık atılmıştır. Türkiye ellerinde bir yavru ayıyı tutan bu adamı hala terörist zannediyor. Gerçekten öyle mi acaba? Bir teröristi adeta bir şefkat sembolü gibi göstermek, bunu dünyanın en büyük gazetelerinden birinde sunmak, bu algıyı oluşturmak için de genellikle Orta Doğulu yazarları seçmek, işte kastettiğimiz mühendislik taktiğidir. Batı derin devleti söz konusu taktiği o kadar kabaca, o kadar bilinen yöntemlerle ve o kadar aleni uygulamaktadır ki asıl hedefinin anlaşılıp anlaşılmamasından çekinmemektedir ne de olsa söz konusu medya diktatörlüğünü eleştirebilen, söz konusu diktatörlüğe dur diyebilen yoktur. Bu algı operasyonunun etkisi kuşkusuz çok büyüktür. Özellikle Batı halkı sadece bu yayınlardan elde ettikleri bilgilerle PKK'yı adeta mazlum bir topluluk olarak değerlendirmekte, bu örgütün zalim, kalleşçe, sırttan vuran ve yıllarca mazlumları katletmiş ve kendi içinde de sayısız infaz gerçekleştirmiş, son derece tehlikeli bir yapılanma olduğunu fark edememektedirler elbette bu operasyon neticesinde Kürtlere zulmeden Türkiye görünümünü de vermek oldukça kolay olmaktadır. Özellikle komünizm tehlikesini bilmeyen bir kısım Batılılar, Kürtleri PKK'nın temsil ettiğini zannetmekte, Türkiye'nin tüm Kürtlerden nefret ettiği sonucuna varmaktadır. Oysa Kürtler, Türkiye'nin şanı, şerefi, dürüstlüğü ve efendiliğinin sembolü olan eşi benzeri bulunmayan birer değerdirler. PKK ise asıl olarak Kürt kardeşlerimize zulmeden, başta Kürt kardeşlerimizin başının belası olan şerefsiz ve kahpe bir terör örgütüdür. İşte ikisinin arasındaki fark bu kadar açıktır. Time dergisi Yeni Orta Doğu'da dolaşmak başlıklı kapak konusunda terör örgütü PKK'ya katılan kadınları yüceltirken Öcalan'ı da sözde karizmatik lider olarak övmektedir. Dünyaca ünlü kadın dergileri Elle ve Marikler de aynı şekilde PKK'lı kadın teröristleri öven yazılar yayınlamışlardır. Alman Der Spiegel kapaktan verdiği Teröre karşı tek başına başlığındaki haberde PKK'yı Batı'nın son umudu olarak göstermektedir. Rusya'nın Komersant yayın grubuna ait Ogonyok dergisi PKK'lı kadın teröristleri öven ifadeler kullanmıştır. Newsweek Kobani'yi büyük bir zafermiş gibi sunarken PKK'nın Suriye kolu olan YPG ve YPJ'yi gündeme taşımıştır. Almanca yayın yapan Marx 21 dergisi PKK konusundaki övgü dolu yorumları Kürdistan'a Özgürlük Fakat Nasıl başlığıyla yayınlamıştır. BBC de sürekli PKK'yı övücü yayınlar yapmaktadır. Global medya diktatörlüğü ve onun etkisi ve himayesindeki basın organları kolayca beyazı siyah, siyahı ise beyaz gösterebilme gücüne sahiptir. Bu sinsi taktiğin farkında olmayanlar ise genellikle bu algı operasyonu ile kolaylıkla yönlendirilebilen insanlardır. Maalesef bu kişilerin sayısı da bir hayli fazladır.